İslamiyet, Mehdi, İsa, Deccal, UFO'lar. Bu kelimeler arasında bağlantı oluşturmadan önce bu konunun nasıl merakımı celbettiğini belirtmemde fayda var. Dini bölgeye göre Hz. İsa ve Hz. İdris'in beden ve ruhlarıyla semavatın katlarına çekildiği bu araya şeriflerini okuyoruz. Bu bedensel kaldırma esnasında acaba bir takım araçlar kullanıldı mı? Peygamberimiz İsa yani gece yolculuğu esnasında ise Burak adlı bir binekle Mekke'den Kudüs'e gittiği, oradan Miraç adlı bir asansör, Refret diye bir araç ve meleklerin kanatları ile kastetilen diğer bir takım araçlarla yolculuk yaptığından bahsedilmekte. Tabi yine Peygamberimizin İsa'yı beden ve ruh hayatına dinen inanmak zorundayız. Acaba bu bazı İsmail araçlarla mı oldu? Yani UFO'lar gibi demiştir. Necm suresindeki ilk 17 ayet ise gayet ilginç. Önce yukarıda durdu, sonra aşağı sarttı, aralarında iki ay mesafesi kalana kadar yaklaştı. Siz ona saptı demeyin, göz gördüğüne inanmadı ve onu daha önce de size bir müdahale görmüştü diye tasvir edilen ne? Bu sorunun cevabını alimler Cebrail Aleyhisselam diye cevaplandırmaktadır. Son olarak insanoğlu ışığı bir yerden başka bir yere nakletmekte seneler önce filmlerde hayal mahsulü olarak nitelendirdiğimiz ışınlandırma konusunda önemli bir adım attı. Bu biz insanlar için çok büyük bir ümmi bulmuş olan konu ise Allah'ın ümmi yanında uzayda bir atom mesafesine bile olmadığı için demek ki isterse peygamberleri semavada çekmek için veya geri getirmekte böylesini bir yolda kullanmış olabilir. UFO konusunda bu arada böylelikle son verirken bize bildiğine göre yaratılanların üç kategoride oldu. Birincisi sadece ibadet ve mükellef nurdan yaratılmış melekler, ikincisi ateşten yaratılmış ve bizim gibi imtihana tabi olan cinler, üçüncüsü de dünyevi varlıklar yani insanlar, hayvanlar, bitkiler olduğunu görüyoruz. Yani uzayın derinliklerinde yaşayan yumurta kapalı, patlak gözlü, üç parmaklı bir yaratıklar ve bunların iki eliyle düşen gemileri sadece Deccali Batı filmlerindeki unsurlar ve bizim inancımızda yeri yok. Tabi bu arada ben de dahil birçok insanın havada bazı ışıklar gördüğünü ama sonra bunların hepsinin bilim adamlarıyla açıklandığını da göz önüne alarak bu konuda umut taciri yapan veya isteyerek veya istemeyerek yanlış bilgilerin insanların peşinden koşmuyor. Hz. İsa'nın verdiği Aleyhisselam'ı tanıyacak mıyız? Bildiğim kadarıyla ancak imani anlamda çok çok derinleşmiş kişiler Hz. İsa'yı tanıyacakken Hz. Mehdi'nin bile kendisine bildiğinden son geceye kadar Mehdi'nden haberi olmayacak. Belki Deccal, Mehdi ve Hz. İsa kavramları ile manevi şahsiyetler belirtiliyorsa bunların zuhur etmeyen alametleri nedir? Sorusunun cevabıdır. Kanunca Deccal maddeci ve bu dünya için her şey yapan kapitalist görüştür. Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği ise bizim anlamımız ise iki bücü dönmüş. Bolluk ve adalet. Bolluk deyince bilim ve teknoloji ilerlemesiyle şu anda dünyada gerek tarımda gerek sanayide tıpta ve mühendislik elde edilen sistem olarak neredeyse bize Mehdi Aleyhisselam saçarak gelecek hadisini hatırlatıyor. Adalet kanununda ise bu bolluğun adil olarak paylaşılması ve gerçek anlamda insanlar arasındaki davalarda adaletin tesis edilmesini anlıyor. Diğer insanlar arasında işler bence o kadar çok bolluk olacak ki insanlar malı bırakıp secdeye varacaklar. Yani ebedi hayatını kurtarmaları gerçekleşecekler. Hadisi doğrultusu özelecek. Şu anda birçok insanın giderek ev, otomobil, eşya almanın kolaylaşması, sağlık hizmeti, hızlı ve ucuz iletişim, eğitim, ulaşım araçlarına kavuşmaları, sadece Amerika'da senede 30 bin kişinin İslamiyet'e koşması, Mevlana'nın kitaplarının dünyada Shakespeare'den fazla okuması, bence inşallah Allah'ın var ettiği nurun tamamlanmasının yaklaştığının belirtileri. Bizlere düşen her fırsatta hamd düştür ve sabır ve sıratla Allah'tan yardım istemek. İmanımızı muhafaza edersiniz. Yani dünya peşine koşan Deccal'in askeri olmaktansa hiç ölmeyecekmiş gibi, bu dünya yuvan ölecekmiş gibi aile için çalışma dengesini kurmuş. Mehdi Aleyhisselam'ın askerliğine olmak. Saygılarımla